Herkese merhabalar arkadaşlar. 9. sınıf matematik 1. dönem 2. yazılıda sizlerle birlikteyiz. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Hocam 9. sınıf matematik çok zor ya. Hiç zor değil Tonguç'cum. Neden biliyor musun? Çünkü biz bunları gördük. Videolarımızda hepsini yaptık. Ama sen ilk sınav... Hocam ilk yazılı çok kazıktı hocam ya. 9. sınıf çok farklı. Evet. İlk sınav her zaman 8'den 9'a geçenler için öyle gelebilir. Ama sen merak etme. Çünkü artık sen 8 değilsin, 9'a geçtiğini anladın. Kafana dank etti. Artık lisedesin. Bomba gibi artık... Geçmez olaydım. Yok öyle deme Tonguç. Öyle deme. Tabii hocam ki de bugün geçtim. Ne yapacağız? Bugün ne yapacağız biliyor musun? Bugün her şeyi baştan alacağız. Her şeyi tekrar edeceğiz. Ve sen ikinci yazılımına bomba gibi gireceksin. Ve süper bir şekilde iyi alacaksın sınavdan. Kendine güven. Bir de zaten videolarımızı izleyerek geldin buraya. Hepsinde hazırsın. Ama ben senin için bir kere daha tekrar edeceğim. Her şeyi çok iyi bileceksin. Tamamdır hocam. Dikkatle dinliyorum. Tamam. Dikkatle dinle. Hemen başlayalım o zaman. Arkadaşlar birinci dönem ikinci yazılı konularımız nelerdi? Mantıkla başlamıştık. Bir kere mantığı zaten görmüştük. Arkadaşlar mantık ve küme ilk sınavda da çok soruldu. Bu sınavda belki hocalarınız birer tane sorar, belki sormaz ama biz yine de hızlıca geçelim, burayı toparlayalım. Sonrasında bir iki tane örnek sorumuz var, onlara da bakarız. Mantık konumuzda bilmemiz gerekenler neydi? Bir önerme doğruysa 1 ile gösteriyorduk. Yanlışsa 0 ile gösteriyorduk. Biz zaten buna ne diyorduk? P denktir 1'e, P denktir 0'a diyorduk. Buradan sonra bizim doğruluk tablomuz vardı. Burada veya, ve, ya da, ise, bir de burada ancak ve ancak vardı. Bunların da zaten kurallarını söylemiştik. Neydi? Kısaca özetleyelim. Sadece şunu söyleyeyim. Veya da bir yanlış olayı yanlış yapıyordu. Ve de ne vardı? Burada ne yapacaktık? Bir yanlış olayı yanlış yapıyordu. Burada da bir doğru doğru yapıyordu. Karıştırdık orayı, olsun, sıkıntı yok. Veya da hemen bir daha söylüyoruz. Veya da bir doğru doğru yapıyordu. V'de de bir yanlış olayı yanlış yapıyordu. Ya da da ya o ya o. İkisinden birisi olması gerekiyordu. İkisi aynı anda olursa olur mu? Olmazdı. İkisi aynı anda olmasa olur muydu? Olmazdı. Onun haricinde de bir sıkıntı yoktu. İse'ye geldiğimizde de İse'de ne vardı? 100 kuralı vardı arkadaşım. Anda burada kocaman bir 100 puan dediğimiz yer 100 vardı. Bu 100'de ne olacaktı? Sadece %0 olurdu. Diğerlerinde 1 olurdu. Ancak ve ancakta da ne vardı? İyiler iyilerle, kötüler kötülerle arkadaştı. Başka türlüsü zordu. O yüzden 1-1 ise 1'di, 0-0 ise 1'di. Ama iyiler kötülerle, kötüler iyilerle olmazdı demiştik, geçtik. Bir de burada ne vardı? Müthiş önemli bir kural vardı. Neydi? DeMorgan. DeMorgan değil. Tonguç, buraya bak oğlum, nereye gidiyorsun? Buraya bakacaksın. Müthiş önemli olan neydi? İse'nin veya'ya çevrilmiş haliydi. O da neydi? Birincinin değilini alıyordun. İkinciyi aynen alıyordun, ortaya da veya koydun. Neden böyle bir şey yapıyorduk? İşsiziz. Hayır, işsiz değiliz. Niye böyle yapıyorduk söyleyeyim sana hemen. Çünkü bazı yerlerde isenin değili gelecek ama isenin değili diye bir şey yok. Onu hemen veya'ya çevirip veya'dan yapmam lazım. Peki şimdi söyle bakalım, nereye geldik? DeMorgan. DeMorgan, işte şimdi DeMorgan'a geldik. O da nedir? P veya Q olduğunda DeMorgan yaparsan herkes tersine döner. Neydi o? P'nin değili ve Q'nun değili olacak dedik. Ne vardı burada? Birleşme vardı. Birleşme neydi? İkisi aynı işaretliyse parantez yer değiştiriyordu. Hızlıca bir de burada ne vardı? Kopyala yapıştır vardı. Alıyordun bunu, kopyalayıp bunlara yapıştırıyordun. Neden? Çünkü burada iki tane farklı işaret vardı. Farklı işaretlerde kopyala yapıştırma vardı. Dediğim geçtim. İşte burada ikinci olarak da kümeler geldi. Kümeler konusunda bilmemiz gerekenler neydi? Bugün soru da çözeceğiz değil mi hocam? Tabii ki de. Soruları çözeceğiz. Hepsini göreceğiz. Hiçbir şey görmeden sınava girmeyeceksin. Hiç merak etme, sen devam edeyim ben. A kümesi neymiş? A olabilir. Bak burada ne vardı? A elemandır arkadaşım. Elemanlar nasıl yazılır? Kümesiz yazılır. Alt kümeler kümeyle birlikte yazılır. Bak bir elemanı mı? Hayır. Bir değil. İki virgül arasındaki elemandır. O da nedir? Bir parantez, bir virgül, iki parantez olan şey elemandır. A'nda burada gördüğün gibi. Burası ne? Bir eleman değildir dedi. Doğru söyledi. Bu arada B de elemandır. Onu da söylemeden geçmeyelim. Peki alt küme neydi? Alt küme en elemanlı bir kümenin 2 üzeri n tane alt kümesi vardır. Çünkü neden? Hepsini birerli, ikişerli, üçerli, n'erli alırsan bunların toplamı 2 üzeri n'dir dedik. Bir de ne vardı burada? Onu unutmadan söyleyelim. Alt küme mevzusu vardı. Alt küme ne? Bazı kümelerin bütün elemanları diğerinin de elemanıysa biz buna alt küme diyorduk aynı zamanda. Bu da bizim nerede önemli olacak? Problemlerde çok önemli olacak. Unutmaman gereken en önemli şeylerden biri. Boş küme her kümenin alt kümesidir. Bir de her küme kendisinin alt kümesidir dedik. Oradan sonra nereye geçiyoruz? Kümelerde işlemlere geçiyoruz. Onlarda nelerdi? Kesişim,
birleşim ve burada diğerleri tümleyen, bunların hepsini şimdi birazdan yine göreceğiz, sorularda da göstereceğiz. Burada şunu söylemeden geçmeyelim. Problemlerde en önemli kısım nedir? A kesişim B'dir. İlk önce problemlerde burayı yazacaktık, sonra diğerlerine bakacaktık. Ben burayı için size ne demiştim? Öz A demiştim. Yani A fark B, öz A, B fark A ya da öz B. Aynen. Aferin Tonguç, müthişsin sen. Kolay sorularda başarılıyım hocam. aynen. Doğru söylüyorsun. Müthişsin. Geçtim burayı da. Hemen ne olacak orası da? B fark A, öz B olacak dedi Tonguç. Orayı bildi. A'nın tümleyeni nedir? A'yı kapat arkadaşım. Geri kalan her şey A'nın tümleyenidir. Evrensel nedir? Gördüğün kainattaki her şey demiyoruz tabii ki de. Kümelerde nereyi görüyorsan hepsi evrenseldir dedim. Biraz önce mantıkta gösterdiğimin aynısı burada var. Kopyala yapıştır yapıyordum burada. Neydi bu? İki tane farklı işlem varsa bunları kopyalayıp yapıştırıyordum. Peki iki tane yine farklı işlem varsa bir kez şimdi yine kopyala yapıştır yapıyordun. Buna da ne diyorduk biz? Dağılma diyorduk. Dağılmayı da yaptıktan sonra olayımız bitiyordu. Kümelerde en son kısım kartezyendi. Kartezyen demek de bir kümenin, birinci kümenin bütün elemanlarını ikinci kümeyle sırasıyla eşleştirmekti. Dansa kaldırıyoruz. dansa kaldırmıyoruz. Tonguç derse odaklan. Kafan nerede? Pardon, kafam gitti gene. Hayır, kafan gitmeyecek. Bu yazıda... Hocam artık liseliyim, yapacak bir şey yok. Hayır, öyle bir şey yok. Bu sınava iyi çalışacağız. Bomba gibi geçecek bu sınav. Sadece odaklanalım arkadaşlar. Baktık. Herkes birbiriyle bir A ile bir B ile aynen öyle iki A ile iki B ile oldu bitti maşallah dedik geçtik. Hemen burada ne vardı? İşte buradan sonraki sorular önemli arkadaşlar. Burada hafif ağırlık verip sonlara doğru hocanız zaten... Esas sorular buradan mı gelecek hocam? Burada başlayacağız Tonguç'un. Buradan başlayacağız. Önemli olan bu kısımda buradan birkaç soru gelir ama yoğunluk son kısımda olacak. Buraları o yüzden biraz daha seriye bağlayalım. Doğal sayılar neydi sayı kümelerinde? Doğal sayılar doğada bulunanlar. Mesela bizim bahçede hiç elma ağacı yok. O zaman sıfırdır. Doğada bulunanlar. Hiç olmaması. Bir tane, iki tane, üç tane, dört tane diye gidiyor bu. Peki tam sayılar neydi? Tam sayılarda eksiler, artılar, bir de sıfırlar olan kısımdı. Biz de bunlara tam sayı diyorduk. Bunlar ne yapıyordu? Tam gidiyordu değil mi? Eksi 3, eksi 2, eksi 1 diye gidiyor böyle. Rasyonel sayılar neydi? Rasyonel sayılarda A bölü B şeklinde yazacak. A da B de eleman olacak. Tam sayı. Tam sayı olacak. Yalnız burada müthiş önemli bir şey vardı. A sıfır olmayacaktı. Kim? Payda sıfır olmayacaktı. İrrasyoneller neydi? İrrasyoneller de adı üzerinde irrasyonel. Mantıksız saçmalık yani. Evet, doğru söylüyorsun bir bakıma. Yani irrasyoneller de bizim görmeyeceğimiz, genellikle bizim istemediğimiz şeyler. Yani kökün içinden çıkamayan sayılar. Bunlara ne diyoruz? Kökün içinden çıkamayanlar. Mesela kök 7. Bu bir irrasyonel sayıdır. Veyahut da sonu virgülden sonrası düzensiz gidenler. 8, 7, 6, 6 nokta nokta gidiyor böyle. Pi sayısı irrasyonel mi hocam? Kesinlikle müthişsin. İşte bu 3.14 diye kısaca söylediğimiz saçma ama, sapan bir şey yani. Evet, sonsuza kadar giden şey pi sayısı nedir? İrrasyoneldir. Müthiş bir şey. Geçtik. Demek ki sen de dersleri iyi dinlemiş Tonguç. Hocam herkes beni dango zannediyor ama aslında bende de bir cevher var yani. Ben seni biliyorum. Sen çok iyi bir çocuksun. Geçelim. Reel sayılara baktık. Reel sayılarda ne var? Sayılar ve sayılar birleşecek. Hangi sayılar birleşecek? Reel sayılarda Q ile kimler birleşecek? Q'nun değili birleşecek. Zaten bu küme mantığında gösterelim hemen. Bir tane küme düşünün ki şurası reeller, özür dilerim, reeller değil, rasyoneller. Öbür tarafta da geri kalan her şeyde Q'nun değili. Yani irrasyoneller. Bunlar birleşirse ne oluyor? Kocaman bir reel, gerçek, gerçel, ne dersen artık onlar oluyor dedim, geçtim. Bölme, bölünebilme, işte Tonguç bak burası çok önemli. Artık buradan sonra hocaların... Dananın kuyruğunu koptuğu yerdeyiz diyebilir miyiz? Kesinlikle buradan sonra hocaların çok yoğunluk verecek. Buraları çok iyi dinle. Bir kere bölme ve bölünebilme ayrı şeylerdi. Burada ben sana kısaca bir bölmeyi göstereyim. Bölmede ne vardı? Bölme dediğimiz şey A bölü B, C ve kalan K'ydı. Hemen burada ne diyorduk? Bak burada söylemişiz Tonguç. En altta söylemişiz. Göremedik onu. Bir kere daha gösterelim. Ne vardı orada? A bölü B bölüm C kalan da K'ymış. İşte bu K her zaman ne olması gerekiyordu? Bölenden küçük olması gerekiyordu. Bize ben sana bir şey ekleyeyim. Ve de sıfıra eşit olabilir ve sıfırdan büyük olmalı. Onu da unutmayacağız. Sonrasında en önemli şey bunu böyle düzgün yazmak arkadaşım. Düzgün yazarsan zaten süper olur. Bölme kısmını hallettik. Bölünebilme ne peki? Bölünebilme de 2, 4, 8 birbiriyle alakalıydı. Nasıl? 2 son rakamın çift olması. Bak sadece son rakam beni ilgilendiriyor. Çiftse bölünür, tekse kalan 1'dir. Niye? 2 ile bölünmede kalan ya 0'dır yani, ya 1'dir. Aynen öyle. Peki 4'e bölünmede ne olacak? Son 2 rakam
çift sıfır, son iki rakam çift sıfır ya da dördün katı olmalı diyeceğiz. Bak 2'de son rakamdı, 4'te son iki rakam oldu, unutma. 8'de ise son üç rakam 000 ya da 8'in katı olmalı dedim. Burayı da unutmadım, geçtim. Peki 5 ile bölünme kuralı var mıydı? 5 ile bölünme kuralı da neydi? Son rakam 0 ya da 5 olacaktı. 10'a bölünme kuralı buna çok benziyordu. 10'a bölünme kuralında da son rakam 10 olacaktı. Bitti mi 5 ile 10 Tonguç? Oh be. Müthişsin. İşte rahatladık birazcık. Şimdi en tatlı şeylerden birine geldik. O da ne? 3 ile 9'a bölünme. Rakamları topla, 3'e böl. 3'ün katı mı? Kebap. Oh bitti. O zaman ne diyorsun? 3'e bölünüyorsa bu 3'e bölünendir. Kalan neyse de kalan odur. Mesela toplamları 17 etti. Böldün 3'e, kalan 2. O zaman bu sayının kalan 2 diyorsun. Peki 9'a bölünme kuralında rakamların toplamı 9 veya 9'un katıysa ben buna ne diyorum? Buna da 9'un bölünebilen bir sayı diyorum. Dedim geçtim. En zorlarından biri bu gibi gözükse de en tatlılarından biri bu. Hemen 11'e bölünme kuralında da ne yapıyorum? Artıdan başlıyorum. Unutma, artıdan başlıyorum. Artı, eksi, artı, eksi, artı yapıyorum. Sen ilk önce artıları topla. Sonra bir de eksileri topla. Önüne eksi koy. Neden? Toplu bir halde hallet işini. Toplu hallet dedik. Bu da ne olacak? 11'in katı olacak. Bak burada Tonguç'cum en önemli şey ne biliyor musun? Nedir hocam? Bu k eksi de olabilir. Neden biliyor musun? Neden? Çünkü bu artılar küçük kalabilir. Bu eksi tarafta büyük olabilir. Ha. Büyük olursa o zaman ne olur biliyor musun? Buradaki sonucun senin eksi çıkar. Eksi 11 olabilir. Mesela sana gösterelim. Buradaki işlemleri yaptın. Burası 3 çıktı. Ama burası ne oldu? Eksi 13 oldu. Eksi var başında. Bu ikisinin toplamı da 7, 6 olsun. Eksi 13. Toplamları ne oldu? Eksi 10 oldu. Mesela burası 14 olsun olur. Eksi 11. İşte bu eksi 11 olunca da bu da 11'e tam bölünür dedik. Unutmayacaksın. Ha, evet burası süper. Burayı sakın kaçırma. 6... Bir de şöyle bir şey vardı. Ne vardı? Bunlar sayılarımız bizim. Bu sayılar bölünüyor. Eyvallah. Bunları tamam kuralları var. Peki 6'nın kuralı ne? Yok. Peki 20'nin kuralı? Yok. Yok değil işte. Sen bildiklerini söyleyeceksin. 6 kimle kime ayrılabilir? 2 ile 3'e. O zaman süpersin. İşte o zaman 2 ile 3'ün kuralını ayıracaksın sen. 20 nedir peki Tonguç'um? 10 ile 10. Bak 10 ile 10 ne oğlum? 10 ile 10'un çarpımı 100 ya. 20 lazım ha. Bize. Peki buradaki sayılardan kim olur? 5 ile 4. 5 ile 4 olur. Süpersin işte. Peki buradaki sayılardan 45 ne olur? 5 ile 9. 5 ile 9 olur. Süpersin. İkisi aralarında asal olan sayılar. Hocam böyle... bir SS alayım. Ekran görüntüsü alayım. Hemen edersiniz. Çektim ellerimi. Al tamam, bakayım. Teşekkürler. Aldın. Hocam. Tamamdır. Müthişsin. Eyvallah. Geçtim. Aferin. Tamamdır. Süpersin. Geçiyorum. İşte OBEB OKEK bizim için. OBEB değil tabii de. EBOB EKOK dediğimiz şey bizim için önemli geçen bir şeydi. Geçen sene de bu konular vardı hocam. 8'de lanet olsun. Aslında sen rahatsın. Lanet olmasın. Allah şükür demen lazım. Elhamdülillah. O zaman ne yapacaksın Tonguç'cum? Bunları sen biliyorum diyeceksin. Daha da gaza zorla geleceksin. Zorla öğretecekler. Bitmiyor. Peşimizi bırakmıyor. Kesinlikle öğrenmeden matematiği öğrenmeden bırakmak yok. Geçtim. Hocam EBOB... 9 sınıf matematik TYT matematiğin temeli diyorlar. Doğru mu? Kesinlikle TYT matematiğin temeli, matematiğin temeli üniversitede, üniversite sonrasında ALES, Yüksek Lisans Kalbisi her şeyde matematiğin temeli 9'a dayanıyor. Of. O yüzden lütfen bırakma, bizi izlemeye devam et diyelim. Reklamları da yaptık, geçtik. EBOB EKOK'a geçtik. Bir baldır. Evet aynen, şimdi geçiyorum. 24 ve 18 ortak bölenlerine bakıyorum. İkisini de aynı anda 2 bölüyor mu? Yıldız. Aynı anda ikisini bölmüyor mu? Bir şey yok. Böldüm 6'yı 3, böldüm 3'e, artık 2'ye bölünen bir şey kalmadığında hemen 3'e böldüm, 3'e böldüm, bitti. İkisini aynı anda 3 de böldüğü için, işte ikisini aynı anda bölerse, adı üzerinde aynı anda bölen, biz bunları çarparak da en büyük ortak bölen yapıyoruz. İkisini aynı anda bölen. Peki alayını alırsak ne olacak? Alayını alırsan da bu da EKOK olacak. EKOK nedir? EKOK dediğimiz şey de en küçük ortak kattır. Bu en küçük ortak kat. Daha büyükleri de olabilir tabii ki de. Birazdan bomba sorular var orada. Bir de burada unutmaman gereken şey ne biliyor musun Tonguç'um? EKOK'la EBOB'un çarpımı sayıların çarpımına eşit. Bununla ilgili de hocan sınavda cin bir soru sorabilir. Dikkat et. Bir daha söylüyorum. EKOK'la EBOB'un çarpımı sayıların çarpımına eşit dedim. Peki iki sayı aralarında asalsa EBOB'ları 1 midir? Evet. O zaman ne olacak? EBOB 1 ise, bak EBOB 1. 1 ile EKOK'u çarptın. İki sayının çarpımı. O zaman direkt formülüm hazır. İki sayının EKOK'u nedir? Birbirlerinin çarpımıdır dedim. Geçtim. Birinci dereceden eşitsizlikler vardı. Eşitsizlikleri sen biliyorsun. Neydi onlar? Kapalı olan yerde, bak kapı gibi kapalı.
kapı gibi kapalı yapıyorduk. Açık olan yerde böyle açık gösterdiğinde de her an her şey açıktan da çıkabilir dedik. Geçtim. Bir de ne vardı? Sonsuzlar. İster artı sonsuz, ister eksi sonsuz. Bunlar her zaman açık diye gösterilirdi. Ama kapalıysa dört kapı gibi bir kapalı hareketimizi yaptık, geçtik. Eşitsizliğin her iki tarafı aynı sayıyla toplanır, çıkarılır. Ama gel gör ki negatif bir sayıyla değil de pozitifle çarpılıp bölünebilir. Ama kimle çarpılıp bölünemez? Kesinlikle negatifle çarpma ve bölme yapılamaz. Bak, pozitifle istediğini yap ama negatifle olmaz. He, olursa ne olur hocam? Olursa her iki taraf yön değiştirir. Yön değiştirirsen bir sıkıntı yok. Onu hallettin dedik. Sonrasında mesela bak örnek göstereyim hemen sana. Eksi 2, eksi 2 x 6 ise her iki tarafı eksi 2'ye bölersen x'e eksi 3 olur. Küçüktürdü, bu ne olacak? Büyüktür olacak. İşte burası çok önemliydi. Bunu da sana gösterdik. İşte burada TYT'de de çok ÖSYM'nin sevdiği bir şey. Şu nedir? Bu kimdir sorusunu çok soruyor. A büyükse bir şeyin kendisinden, karesi küçükse nasıl küçük olacak? Saçmalık. Ya? Saçmalık. Saçmalık değil işte. Burada çok güzel bir şey var. Sıfırla bir arasındaki sayılarda Tonguç'cum ne oluyor? Sıfırla bir arasındaki sayılar karesini aldın mı daha da küçülüyor. Mesela bak 1 bölü 2 nedir Tonguç? Yarımdır değil mi? Evet. Bir ekmeğin yarısı. E bunu da 2. Bunun karesini, karesini alınca çeyrek oldu. Peki normalde nedir? Aa, 1 bölü 2 1 bölü 4'ten daha büyük. Aynen öyle. Karesini alınca büyümesini beklerken ne oldu? Tam tersi oldu. Skandal diyebilir miyiz? Aynen öyle. Bu işte skandal. Matematik de bazen saçmalayabiliyor yani. Saçmalama değil. Skandal diyerek aklında tutacaksın. Anladım. Hemen burada bir skandal var dedi. Bak Tonguç size işte akıl verdi. Bunu hemen aklında tutacaksın. Burası çok önemli. Burasını da aklında tuttum. Bir de ne vardı burada? Mutlak değer. Mutlak değerden bir şey ya artı çıkardı ya eksi. Artı çıkarsa aynı şey olur, eşit olurdu. Demek ki mutlak değeri kendinden büyükse, bunu da unutma arkadaşım, ne olacak? A kesinlikle negatiftir. Çünkü A negatif ki mutlak değerden ne olmuş? Pozitif olarak dışarı çıkmış. Demek ki A eksidir dedik. Bunlar çok önemli. Esas almak istiyor musun Tonguç? Evet hocam, esas alayım müsaade edersen. Sağ ol hocam. Tamam, eyvallah, geçtik. O zaman en son hocam soruları ne zaman geçeceğiz? Sorular gelecek mi hocam? Sorular tabii ki de gelecek. Bak burada burada bu köklü sayıları da gösterdikten sonra burada işte bayağı kazık sorular var gibidir hocam. Var var var. Ama kazık sorular hemen bakayım, gönder bakayım. Hemen birazdan gönderdik. Bak şimdi kazık sorular olsa da beni hiç ilgilendirmiyor. Neden biliyor musun? Bak tak matematik. Tak diye hemen anında olayı çözüyorsun. Buradan ödev de verecek misiniz hocam birazdan? Buradan ödev verecek çünkü bir kazık sorular var. Sana yardımcı olacak kısmı ben sana söyleyeceğim. Sen tamam, sakin ol bakayım şimdi. Beni dinle. Mutlak değere geçtim. Mutlak değer neydi? Bir sayının sıfır olan uzaklığıydı. Eksi 2'nin sıfır olan uzaklığı 2. Artı 3'ün sıfır olan uzaklığı o da 3'tür. Burada dikkat ettin mi bak? Eksi 2 sanki eksiyle çarpılmış gibi değil mi? Aynen öyle, geçtim. Peki bir sayı sıfıra büyük ve eşitse o mutlak değerden nasıl çıkacak? Kesinlikle x diye çıkacak. Artı x diye çıkacak. Peki ya ben burada ne diyorum biliyor musun? Burada şöyle diyorum. Hemen burada şöyle bir şey yapıyorum. Ne yapıyorum orada? Şöyle diyorum. Bir şey içindeki şey mutlak değerin artıysa aynen dışarı al. İçindeki şey eksi ise yine aynen dışarı al. Bak her yine aynen. Dışarı al o zaman. Aynen, her türlünün içeride ne görüyorsan dışarı al. Yalnız içerideki garanti eksi diyorsan önüne eksi koy. Bu kadar kolay. Bak bu kadar kolay ya. Bunda ne var? Hiçbir şey yok. Geçtim. O zaman ben ne anladım? Mutlak değerin mantalitesinde şu varmış. İçerideki şey sıfırdan büyükse aynen alacağım. Sıfırdan küçükse yine aynen alacağım. Sadece önüne eksi koyacağım dedim. Geçtim. Bu arada ben bir şey biliyorum ki eksi 2 mutlak değer. 2 mutlak değeri eşit mi? Evet eşit. Çünkü ikisi de 2. 2 eşittir 2. O zaman bir şeyin eksilisiyle bir şeyin kendisi mutlak değerde birbirine eşitse ben bunu o zaman kullanırım. Nerede? Mesela adam bunu yazar. Derim ki amcaoğlu sen değil sen gel. Çünkü niye? Biz seninle aynıyız. O zaman ben bunu kullanmam. Bunu kullanırım. Çocukları çünkü pistten alalım. Aynen, çocuklar pistten çıkar. Amcaoğulları girer ortaya. Dedik geçtik. Hemen buraya baktım. X eksi 2. 2 eksi x. E bu bunun eksilisi ise, bu da bunun eksilisi arkadaşım. O zaman yeri geldiğinde ben bunu, bunu veyahut da bunu istediğimi, soruda hangisi gelirse onu kullanırım. Çünkü bunlar birbirine eşit dedim. Bir de şu vardı. Çarpmada mutlak değeri, çarpmanın mutlak değeri ne olacaktı? Ayrı ayrı çarpmalar olacaktı dedik. Hatta ve hatta ben bir şey daha ekledim sana. Bölme olarak ne olacaktı? Bunlar da ayrı ayrı bölme
olacaktı dedim, geçtim. Mutlak değerin normal kısmı bitti. Eşitsizlik kısmına geçelim. Neler olacak orada da? Bir şey de sana mutlak değer küçüktür bir pozitif sayı derse sen hemen yapıştıracaksın. Neyi? Bu gerçekten ya A'dan küçüktür ya da eksi A'dan büyüktür diyeceksin. Yani eksi A ile A arasındadır diyeceksin. Peki büyük görürsen ne diyeceksin? Bak yine söylüyorum. Ya gerçekten bu A'dan büyüktür ya da eksi A'dan küçüktür. Bak tam tersini söylüyorsun. Ya da eksi A'dan küçüktür diyorsun. Oluyor bitiyor. Hiçbir şey yok. Peki aralıktaysa hocam? Yine bak aynı cümle Tonguç'um. Ne diyorum bak? Ne yapıyoruz hocam? Bak ne diyorum? Ne dedim biraz önce? Ya gerçekten A ile B arasındadır ya da tam tersini çevir. Eksi A ile eksi B arasındadır. Çünkü biliyorsun 2 ile 3 arasındaysa sayılar eksi olunca eksi 3 daha küçük oluyor. O zaman ha, yer değiştirecek. Tabii ki de he yaparsın işte böyle, aferin sana dedik, anladıysan geçtik. O zaman ne oldu Tonguç'um? Bak şimdi burada bir de denklem vardı. Biz biraz önce ne dedik? İçeriden bu dışarı 4 mü çıkmış? Aynen öyle. Peki o zaman bu içerideki ne olabilir? 4 de olabilir, eksi 4 de olabilir. O zaman ne yapacaksın? İçerideki şey dışarıya ya 4 diye çıkar ya da pardon özür dilerim. İçerideki ya 4'tür ya da eksi 4'tür. Çünkü niye? İkisi de dışarıya artı 4 çıkar dedik. İşte sana müthiş bir soru. Bir şeyin mutlak değeri eksi verilmiş. İşte matematiğin saçmalığı. Çözüm kümesi. Çözüm kümesi ne olacak peki? Saçmalama arkadaşım diyeceksin. Çünkü mutlak değer nedir? Mutlak değer her zaman pozitif değil ya da sıfırdır. Ha. Sıfırı unutmayacaksın. Bak çok güzel bir şeyler öğrenmişsin ama biraz daha çalışsan müthiş olacak. Geçtik. Üstlü sayılar bir de köklü kaldı arkadaşlar. Hemen sorulara geçeceğiz. Üstlü sayılar neydi? Üstlü sayılar demek bizim işimizi rahatlatan şeylerdi. Yan yana en tane sayıyı çarparsan... N tane A'yı çarparsan ne yapıyorsun? A üzeri N diye kısaca yazıyorsun. Bu en çok karıştırılan şey. Bunu unutma. O da ne? Sayı üzeri 0 1'dir. Sayı üzeri 1 kendisidir. Ya sayı yazıyoruz ama bu herhangi bir sayı değil. Mesela 5 üzeri 1 nedir? 5'tir. Unutmayacaksın bunu. 0 üzeri 0 nedir? Ya kaç tane 0 yani? Ne? Sıfırdır. Hayır 0 değil işte Tonguç'um. Ne olacak burası? Belirsiz, belirsiz. Saçmalık yani. Evet saçma demeyeceksin de belirsiz diyeceksin. Anlaştık. Burada sayının üzerinde eksi olması demek sadece sen ters döndür demek. Bakın arkadaşlar buradaki eksi negatif veyahut da pozitifle alakası yok. Bu eksi üstü sayıda eksi varsa sadece takla attırmaya, ters döndürmeye. Amuda kaldırıyoruz. Aynen öyle. Bunu çok seviyorsunuz sen. Bu gibi şeyleri sizler de söylüyorsunuz. Burada ters döndürüyoruz, amuda kaldırıyoruz dedik geçtik. Negatif sayının çifti ne olacak? Negatif sayının çifti pozitif olacak arkadaşlar. Unutmayalım. Negatif sayının çift kuvveti pozitif. Negatif sayının tek kuvveti de negatif olacak. Ve bu çok önemli bir şeydi. Negatifin çiftini unutma. Bir de çarpma vardı. Çarpma ne olacak? Tabanlar aynıysa üstler toplanacak. İlkokuldan da biliyorsun. Peki üstler aynıysa bu sefer tabanlar çarpılacak. Bak bu ikisi çok karıştırılıyor. Karıştırılmayacak. Bundan sonra anladık. Tabanlar aynıysa üstler toplanacak. Üstler aynıysa tabanlar çarpılacak. Bunu aklına kazıdın geçtik. Bölmeye geldim. Bölmede ne var? Tabanlar aynıysa üstler çıkarılacak. Peki üstler aynıysa ne olacak? Bu sefer o zaman sayılar bölünecek dedik. Taban üstler aynıysa da sayılar bölünecek. Burada müthiş önemli bir kural daha var. O da ne? Bir sayının üssü yer değiştirebilir. Birbiriyle yer değiştirebilir. X üzeri Y, Y üzeri X olabilir. Ve ben bunları da X, Y yapabilirim dedim. Üssün üssü çünkü nedir? Çarpmadır dedik. Üssün üssü çarpılacak. Bir de burada toplama çıkarması var. Ben bunları elma muhabbeti yapabilirim. Elma nasıl? 10 üzeri X, 10 üzeri X, 10 üzeri X. 4 tane, 7 tane, 1 tane var. O zaman 4 ile 7'yi topladım. 11, 1 tane çıktı. 10 tane 10 üzeri x oldu. Dikkat, tabanlar aynı mı? Aynı. Görünmez bir 1 var mı? Var. O zaman bunun cevabı ne oldu? 10 üzeri x artı 1 oldu. Dedim, geçtim. Bakalım burada ne varmış? Hemen söyleyelim. Köklü sayılar. Hocam bayağı bir özet yaptık. Evet, çünkü neden biliyor musun? Bayağı özet yaptık ama bitiriyoruz şimdi. Hemen bir buçuk dakika sonra bitiyor. O, iyiyim. Çünkü neden? 9. sınıf ne dedin sen biraz önce? Kazık. Hayır, kazık değil. TYT'nin matematiğin temeli. Ha. Temelimiz sağlam olması için sınavdan ilk sınavın kötü gelmiş Donguç. Bu sınavdan iyi aldı diye yapıyorum. Geçiyorum hemen. Köklü ifadelerde ne var? Benim bir kere derecem çift ise
Bak bu kökün derecesi. Derecem çift ise o zaman ne olacak? A sıfırdan büyük olmalı ya da sıfıra eşit olmalı. Tek ise içerisi istediği şey olur. Hiç önemli değil. Ama çift ise kesinlikle içerisi pozitif ya da sıfır olacak. Bir de arkadaşlar şu üsttür üstte olmalı. Köktü toprağın altında gibi düşünebilirsin. O zaman sen burayı üssü sayı şeklinde yazabilirsin. O da M bölü N diyebilirsin. Kökün derecesi altta üst üstte olacak şekilde diyebilirsin. Mesela burada örnek yapalım. Kökün derecelerinde görünmez bir 2 vardır. Üstte de görünmez bir vardır. 2 üzeri 1 bölü 2 derim. Buraya ne dersin peki? Görünmez bir 1 vardı. O zaman ne dersin? Üst üste kök alta geldi dediğim burayı da geçtim. Peki ikisinin dereceleri aynıysa bunlar iç içe girerler. Ne olacak? A çarpı. Aynı derecede iç içe girip çarpılacaklar. Peki burada ne yapacağız? İlk önce 3'ü içeri sokacaksın. Bunun derecesini halledip sonra burada da 2 içeri sokup onları birbiriyle çarpacaksın. Ve burada da uzatmadan bunu söyleyelim. 3. dereceden alacaksın dedik ve burayı geçeceğiz. Ha, bu arada illa bunu içeri almana gerek yok. Şöyle de yapabilirsin. 3 kere 2 6. Bunların ikisini alabilirim. Bunları 3 kere 2 6 yaptıktan sonra bunların dereceleri aynı olduğu için 3 tabanında 3 küp kök diyebilirsin. Küp kök 10 yapabilirsin. Dedik geçtik. Peki burada ne var? İkisinin dereceleri aynıysa üssü sayılar gibi aynı dereceden köke alınabilir. Mesela burada da bunlar 4. dereceden 10 bölü 2'den dolayı 4. derecede kök 5 diyebilirim dedim geçtim. Peki biraz önce üssü sayıda gibi üst üssü çarpılıyordu. Bu da kök köke gelirse köklerin derecesi çarpılacak dedik. Burada görünmez 2 vardı. 3 kere 2 6 dedik. Yani 6 kök 6. dereceden görünmez bir 2 vardır. Aynen görünmez bir 2 nerede? Üssü sayıda 1 köklü sayıda 2 olduğunu unutma dedik. Eşlenik mevzusu vardı. Eşlenik neydi? Sadece ters işaretlisiydi. Aynı şeyleri artıysa eksi yapıyorum. Eksi ise de artı yapıyorum dedim. Bunu da geçtim. Peki şu neydi? İki eşlenik birbirine çarpılınca karesini alıyorsun. Kökün karesi x, kök y'nin karesi y olacak. Neden? Çünkü bunun üstü kare, bunun üstü kare olacak. Yani bunların çarpıldığında bunlar kare gelecek. Dedik, bitirdik. Artık sorularımıza geçme vakti. Oh be. Geçtik dedik ve artık sorular. İstediğimiz sorudan başlayabilir miyiz hocam? Tabii ki de istediğin sorudan başlayabilirsin. Ne yapacaksın peki? İstediğin sorudan başlayıp. Hocam ben şimdi 8. sınıftayken kafam rahattı. Hocalar biraz bol kepçeden verebiliyordu ama 9'da gerçekten çok pinti davranıyorlar hocam. Ama gerçekten önce SS aldığım sayfaları bir daha kontrol edeceğim hocam. Ardından da kopya çekmeyi düşünüyorum. Çünkü kopya çekmek mi? Tonguç saçmalık. Önüne çalışkanlara oturacağım sus, hocam. Sus. Sınavlarda öyle bir taktik uyguluyorum. Sınavdan önce çok çalıştım diyorum. Herkes benim yanıma önüme arka oturmaya çalışıyor. Sonradan anlıyorlar ki esasında. Öyle bir taktik hocam. Lütfen Tonguç. Herkes çalışmadım deyince kimse gelmiyor ama çok çalıştım. Gece gündüz uğraştım diyorum. Herkes etrafıma toplanıyor lütfen, hocam. Lütfen kopya çekmek yasak arkadaşlar. Her zaman bilgi önemlidir dedik geçtik. Sorularımıza başladık arkadaşlar. Sorularımızda hemen mantıkla başladık. Ne var burada? İse var. İse'de ne olacaktı? Birincinin değili veya İkinciyi aldın. Hemen burada ne var? Bir ise daha var. Burada yapacak bir şey yok. O zaman burası da burada böyle olacak. Hemen ne var burada? Yine bir ise var. İse varsa ne olacak? Birincinin değerini aldın. Birincinin değerini aldığında De Morgan işin içine giriyor. Hemen ne oluyor? Burası veya oluyor. P ve Q geldi. Bak arkadaşım. Ben sana ne demiştim? Kopyala yapıştır yap demiştim. Bunlar ikisi yer değiştirir mi? Değiştirir. O zaman burada P, V var mı? Var. Burada P, V var mı? Var. O zaman demek ki burada P, V parantezine alınmış. Kim almış bunları? Q'nun değili. Arada hangi işaret var? Veya Q var. O zaman ne oldu? O zaman veya da birisinin 1 olması yeterliydi. Öyle dememiş miydi Tonguç? O zaman ne oldu? Birisi burada 1 olduğuna göre veya da 1 oldu. 1 ve P'nin cevabı da nedir? P'ye 0 verirsen cevabım 0 oluyor. 1 verirsen cevabım 1 olduğu için cevap P'dir dedim geçtim. Peki şuna ne diyeceksin bakalım? Burası da P ise yine aynı şeyler. İse varsa ne yapacağım? Hemen veya'ya döndüreceğim. Çünkü burada önemli olan o kısımdı. Veya'ya döndürelim. P'nin değili veya. Ne olacak burası? P ve Q'nun değili. Tamam. Burada parantezimiz hala devam ediyor. İse burası ne olacak? P'nin değili veya Q bir de burada ne olacak? Değil olacak. Şu an sadece veya'ya döndürdüm dedim. Hemen şunu dağıtalım bir. Dağıtırsak ne oluyor bak? Kopyala yapıştır. P veya P. P'nin değili veya P. Arada V olacak.
Burası ne olacak hemen? P'nin değili ve Q'nun değili olacak. Özür dilerim. Burası veya olacak. Burada parantezde geldi. Şurası ise, burayı da hemen De Morgan'dan P ve Q'nun değili yaptık. Hemen şuraya bir göz atalım. Burası neydi? Veya da bir tane 1 olması yeterliydi. Şuradakinin aynısı gibi. O zaman burası 1 ve P'nin değili. Şurada veya'yı kopyalamıştım. Orayı yanlış yapmayalım. Burası da Q oldu. Hemen şurayı toparladık. İse vardı burada. Burası da P ve Q'nun değili duruyordu burada. Peki 1 V ile, bak burada da söylemiştik. Neyle ne, 1 ile V'ye sokarsan herhangi bir şeyi aynen kendisi gelir. Şuradan devam edeyim. P'nin değili veya Q'nun değili, arada ise var. Burası da P ve Q'nun değili oldu. Peki burada ne var şimdi? Hemen bir veya'ya çevirme var yine. Biraz uzun oldu ama hiç sıkıntı değil. Biz bunları çok iyi biliyoruz çünkü P ve Q oldu burası. Araya veya geldi. Burada da P ve Q'nun değil oldu. Bak burada kopyalama yapıştırma var işte. Kopyala yapıştır yapmış adam. Kopyala yapıştır yaptığına göre P ve Q. Burada P ve olacak. Q oldu. Burada arada kim varmış? Arada veya varmış. Veya'dan da Q'nun değili geldi. O zaman ben ne diyorum buraya? Veya da 1 diyorum. O zaman cevabım ne oldu? P ve 1'den dolayı bunun cevabı da yukarıdaki gibi P oldu dedim. Geçtim. Bu bizim zaten neydi? Mantıktan sorumuzdu. Büyük ihtimal soru gelmeyecek ama. Mantığın bittiği yerde matematik başlıyor diyebilir miyiz hocam? Kesinlikle mantığın bittiği yerde matematik başlar. Aferin. Mantığın bittiği yerde matematik başlamaz. Mantığın bittiği yerde kümeler başlar. Ha pardon. Ben... Sen anladım. Kafa gitti yine felsefe yapma. Dinle burayı. Ne oldu? 40 kişilik bir sınıfta herkes futbol oynamaktadır. Kesin o... erkek dolu sınıf hocam. Aynen öyle. Büyük ihtimal endüstri meslek diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Diyebiliriz. Geçtik o zaman. 40 kişilik bir sınıf var. Herkes futbol oynuyorsa o zaman bu sınıfa ben futbol sınıfı derim. Ne yapacağım peki? Bir de voleybolla basket oynayanlar varmış. Voleybol ve basket oynayanları da voleybol basketi de buraya yazacağım. Ne diyor bana? Bu sınıf 40 kişiydi ve 12 kişi de aynı zamanda voleybol ve basketbol. V deyince ne yapıyorduk? İşte burası kesişimdi. Biz de zaten her zaman kesişimi yazmaya çalışıyorduk. Yalnız futbol oynayanlar voleybol, basketbol değil de yalnız futbol oynayanlar da 8 kişiymiş. Bunu da hallettim. Bu 3 spordan yalnız ikisini yapan, bunlar voleybol oynuyor. Bunlar basketbol oynuyor. Ama bunlar aynı zamanda futbol da oynuyorlar. O zaman ne oldu? Bu ikisi yalnız ikisini yapar her diyor. Her topa geliyorlar. Evet bunlar voleybol, basketbol ne varsa hepsine gidiyorlar. O zaman bunlarda ne olacak? Hem futbol voleybol hem de futbol basketbol oynayanlar toplamda ne olacak? Şuraya A ile B dersek adam bize A artı B'yi soruyor. O zaman ben ne biliyordum? A artı B artı 12 artı 8. Çünkü sınıfımız 40 kişiydi. O zaman ne olacak bu 40 oldu? A artı B. Burası 20 idi. 20'yi karşıya attın. Burası ne olacak? A artı B 20 oldu. Geçtim. İşte arkadaşlar yavaş yavaş kümeler sorusu ama bölme bölünebilmeye de giren bir soru. Sayılar konusunda da giren bir konu. Giren bir soru. Lütfen burayı çok iyi dinleyin çünkü bu soru çok önemli. Hemen bakalım ne diyor? K bir doğal sayı. 60'tan küçük olacak x 4'ün katıymış. 4'ün katıysa o zaman ben a kümesini şöyle yazabilir miyim? Doğal sayı dediğine göre 0'dan başlayacağım. 4 olur, 8 olur, nokta nokta nokta. En son 60'tan bir önceki 60 tam bölünür, bir önceki 56 da tam bölünür. Bunu hallettim. Sonrasında b kümesine bakıyorum. B kümesi içinde ne olacak? B kümesinde de 6'nın katı olacak. Ve de ne L doğal sayı. Doğal sayılar sıfırdan başladığına göre 0 olacak, 6 olacak, 12 olacak. Nokta 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 en son kime gidecek? 66'ya bölünüyor ama eşit olmayacakmış. Bu arada burası Y olacak düzeltelim. O zaman ne olacak burası? Y dediğim şey 60 olmayacak. Bir öncekine 54 olacak dediğim. İşte bu A'yı B'yi buldum. Şimdi A'nın eleman sayısına bakacağım. Bak arkadaşım bunu çok önemsiyordum ben videolarda. Çok söylüyordum. Ne yapıyordun sen? A'nın eleman sayısı için son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1 miydi? Aynen öyle. Peki onlar nedir? 56 bölü 4 16. Bir tane daha var 17. Pardon özür dilerim. 56 bölü 4 14. Bir tane daha var 15 tane sayı oldu. 15 tane olacak. Peki B'nin eleman sayısını bulmayacağım. Neden? Çünkü adam bana A fark B'yi soruyor.
Yani A kümesi B kümesi öz A'yı soruyor. Öz A'yı. A fark B'yi soruyor. Yani ben burada şurayı biliyorum. Bak buranın tamamını biliyorum. Ama benden A fark B. B'dekileri istemiyor. Yani şu kısmı istemiyor. Benden sadece burayı istiyor. O zaman ben kesişimi bulursam olay biter. Kesişim nedir? Kesişim de hem 4'e hem 6'ya bölünen 12'lerdir. O zaman 0 12'ye bölünür. 12 var, 24 var, 36 var, 48 var, 60 yok. Çünkü 60 sayımız yoktu. O zaman bu vatandaşlar bizim için ortaktır. Ortaklarsa buranın tamamı 15 elemanlıydı. Ben de ne yapacağım? Kesişimde de 5 tane var. Şu kesişimi de göstermiş olalım. Kesişimde 5 tane var. Çıkarırsam ben direkt kendi elemanlarımı bulmuş oldum dedim. Başka da bir mevzu yoktu. Anlaştık. Burada da sorumuzu çözdük. Doğal sayıyı kaçırma bak arkadaşım. Doğal sayıyı kaçırabiliyorsun. Orayı kaçırırsan orada patlar mıyım hocam? Aynen patlarsın ama belki cevabın belki yine yalan dolan yollardan aynı çıkabilir. Ama önemli sıfır burada. Gidişime puan vermez mi hocam? Verir. Kesinlikle lisede önemli olan bilgidir. Öğretmen senin bilgidir. Önemli olan katılmak da aslında. Tabii ki de katılacaksın puanını alacaksın dedik. Geçtik. Hemen bu soruya bakıyorum arkadaşım. Bu soruda ne var? Aslında bu soru şu bak. Burada sana hocam terleten sorular olduğunu ifade etmek için mi sağ tarafa bu tarzı bir ifade ediyorum? Evet, evet, evet. Bu sorular birazcık kazık olabilir. Ama kazık değil. Biz bunları söyledik. Neydi? 45 hangisiydi? Biraz önce söyledin sen. 9'a ve 4'e ve 5'e. 4 değil arkadaşım. Sayıları çarp değil. 9'a ve 5'e. 9, 5 süpersin. O zaman ne olacak? Hem 9'a hem 5'e bölünüyor. Soru tam burada belirleymiş hocam. Aynen öyle. Gizli gizli bize hain planlar. Hayır bakıyoruz burada arkadaşım. Ne oldu? 45. 45 kimle kimdir? Hem 9'a hem de 5'e bölünme. O zaman ne olacak? Hem 9'a hem 5'e bölünüyorsa ne yapacağız burada? Bizim kalanımız 23'müş. Peki 9'a bölünmede 23 diye bir kalan var mı? Yok. 9'a bölünmede 23 sayısından kalan 5'tir. 9'a bölünmede kalan 5 olacak. Peki 5'e bölününce 23 diye bir kalan var mı? Yok. O zaman da kalanım 3 olacak. O zaman gel gör ki 3AB sayısı 9'a bölününce kalan 5 olacak. Bir kere daha yazalım. 3AB sayısı 5'e bölününce kalanım ne olacak? Kalan 3 olacak. Hemen ben kolayından başlayacağım. O da ne? 3AB 5 ile bölünüyorsa, 5 ile bölünüyorsa kalan 3 ise o zaman 3A 3 olabilir. Ya da ne olabilir bu sayı 3A 8 olabilir dediğim. O zaman ben bu işi hallettim. Bu sayı ya 3A 3'tür ya da 3A 8'dir. Şimdi bana ne diyor? 9'a bölünme kuralı. 9'a bölününce kalan 5 olacakmış. Hemen rakamları topladım. Rakamları topladım. 6 artı A ne olacak? 9K artı 5. 9'u bölünecek ama 5 kalanını verecek. Peki burada ne olacak? 11 artı A eşittir. 9'un katı olacak. Ama kalan 5 olacak. O zaman hemen toparlayalım. Burası nedir? 6. Buradan da 5 geldi. 1 oldu. 1 ile neyi toplarsam 9'un katı olur? Tabii ki de 8. Buraya geldim hemen. Burası da 6 artı A eşittir. 9K oldu. Peki 6 ile neyi toplarsam 9'un katı olur? 3'ü toplarsam 9'un katı olur. İşte A dediğim sayı rakamlar farklı diyor mu? Demiyor. O zaman oldu da bitti. 1'i 8, 1'i 3. O zaman 8 ile 3'ü toplarsam cevabım ne oldu? 111 değil tabii ki de. 11 oldu dedim. Bu soruyu da geçtim. İşte arkadaşlar benim videolarda anlattığım çok önemsediğim yerlerden biri de buydu. Of. Bu soru çok cin bir soru. Çok çakal gizli bir soru. Hemen soruya bakalım. Ne diyor bana? Hani hatırlar mısınız? Büyük A küçük A muhabbetleri vardı. Oralarda ne olacaktı? Hemen ben ne yapıyordum? Bir sayı 7'ye bölününce kalan neyse bir sonraki işlemlerde ben o kalanı kullanıyordum. O yüzden bu da bak hem 7'ye bölünme soruyor hem 7'ye bölünme soruyor. O zaman demek ki o kurala gideceğim. Hemen yapalım. Bana sorduğu neymiş? 5M 2N'nin 7'ye bölümünden kalan kaçtır diyor. Ben bu kalanı x diyeyim. Peki 4m 3n'nin 7'ye bölümünden kalan kaçmış? 5'miş. Bak şimdi bak. Bunları ben taraf tarafa çıkarsam, taraf tarafa çıkardığımda 5020. Bak n'ler birbirini götürdü. M'ler birbirini götürdü. Götür. Geride 1000 tane 1000 kaldı.
Bir de orada eksi 10 kaldı. O zaman burası 990 oldu. İşte ben 990'ın 7'ye bölümünü biliyor muyum? Biliyorum. Hemen bölelim. 990 bölü 7 bir kere var. 7 çıktı. 290 40 kere var. Uzatmadan hızlıca yazalım. O zaman 280 geriye 10 kaldı. Hemen burada da bir kere daha olacak. O zaman demek ki 7 kaldı çıkardın. O zaman kalanım 3'müş. Burası 141 kalanım da 3. Şurada ben bir atraksiyon yaptım. Orayı önemsemeniz olur. Çünkü önemli olan burada kalandı. Ben burada kalanın 3 olduğunu gördüm. Ben burada büyük A sayısından küçük B sayısını, buna A diyebilirsin, buna B diyebilirsin. O zaman kalanlar da A eksi B olacak. Kimler? Küçük A ile küçük B olacak. O zaman cevap neymiş? X'ten 5 çıkınca cevabım 3 ise o zaman ne diyorum? Ben de A sayı, buradaki X sayısına 8 kalanını verdi diyorum. Aa bir dakika, 8 kalanı diye bir şey olur mu? Olmaz tabii ki de. 7'ye bölümünde 8 mi kalır? Kalmaz. Biz bunu bir kere daha 7'ye bölüyorduk. Kalanı ne diyorduk? 1 diyorduk dedim. Bu soruyu da geçtim. Hemen nereye geldim? Yeni soru, yeni şans. Aynen, yeni şanslara geldik. Yeni şanslara kapımız açılsın bakalım. ABB pozitif tam sayılar olmak üzere 48 a kare b küp diyor. Eşitsizliğini sağlandığı, eşitliğini sağlandığı a ve b değerlerinin toplamını soruyor. En az kaçtır? Çünkü burada a'ya ben sonsuz, b'ye de sonsuz değer veririm arkadaşlar. Hemen ne yapacağım ben? Bir 48 kimmiş ona bakayım. 48'i bölersem bir kere 16 kere 3 gibi gözüküyor. O zaman 2'nin 4. kuvveti çarpı 3 mü bu? Aynen öyle. O zaman yazayım. 2'nin 4. kuvveti çarpı 3. Burada ne var? A kare. Bir de ne var? B küp. Şimdi ben öyle bir sayı seçeceğim ki A'yı, bu 3'e birinci dereceden olduğu için 2 tane gelecek. Buna da geldiğinde bunu da 3'ün katı yapacak. Ne olabilir o zaman? Sayımız buna 6 dersem, öyle değil mi Tonguç? Olabilir. 6 dersem olur. Ne olur 6 dersem? 2 üzeri 4 çarpı 3 çarpı 6 dediğim şey 3 ile 2'dir. Bak ne oldu? 3'ün karesi çarpı 2'nin karesi eşittir b'nin kübü oldu. O zaman ben burada bak ne oldu? 2 üzeri 6 çarpı 3 üzeri 3 eşittir b üzeri 3 mü oldu? Aynen öyle. Bak şu an 3'ün katı. Bu da zaten 3'ün katı. O zaman tamam, sonuç bulundu. O zaman bunu ben biraz önce söylemiştik. Üssün üssü şeklinde yazabiliyordum. 2 üzeri 2 üzeri 3. 3 üzeri 3 eşittir b üzeri 3. O zaman burası ne oldu? 4. Üstler aynıysa tabanlar çarpılacaktı. 12 üzeri 3 eşittir b üzeri 3'tür. Buradan b'yi ne buldum? 12 buldum. B'yi 12 buldum ama b'yi 12 bulmamı sağlayan kimdi? Şurada a'ya 6 vermiştim. O zaman bunlar ayrı dünyaların insanı değil. Aynı dünyaların insanı. A artı b ne olacak? 18 olacak dedik. Burada nasıl yaptım? Bu birinci dereceydi. Bu dördüncü dereceydi. Onların hepsini 3'ün katı olması lazımmış. 3'ün katı için ne dedim? Küçük bir sayı seçtim. Çünkü en az diyor bana. 3 dedim. 6, 2 dedim. 3'ün karesi 2'nin karesinden olayı toparladım. Geçtim. Şimdi bir EBOB EKOK sorularından EKOK sorusuna geldik. Ne diyor bana? EBAT'ları 2, 3, 4 olan tuğlalar kullanılarak küp şeklinde içi dolu bir yapı elde edilmek isteniyor. Bu yapıyı oluşturmak için elinde 250 adet varsa o zaman ne olacak bunlara? 250 adet tuğla varsa tamamını kullanacağım. Ama daha tuğla lazımmış bana. Bakalım nasıl olacak? Bunların EKOK'unu bir alalım. Çünkü neden? Küçük parçalardan bütüne giderken ne yapıyorduk biz? EKOK kullanıyorduk. Parçadan bütüne giderken EKOK kullanıyorduk. Peki EKOK'umuz ne? 12. Hemen biz ne yapacağız? Benim enim 12, boyum 12, genişliğim 12 ama kullandıklarımın eni, boyu, genişliğine bunlar da 3, 4, 2, 3, 4. O zaman buradan gerekli sadeleştirmeleri yapalım. 6, 4, 3. Bunları çarparsak ne olur? 24'ten 72. Normalde 72 tane küp bana, daha doğrusu 72 tane tuğla bana küp veriyormuş. Ameli ama, miyiz hocam, biz tuğlalarla uğraşıyoruz. Ya ameli değilsin ama. Ameliden beteriz hocam. Hayır, ameliden beter değilsin dostum. Ne yapacaksın? Çalışacaksın sadece. Bir şey yok burada. Çok kolay sorular. Bak sigortasız şimdi çalıştırıyorlar bizi. Öğrenciler sigorta hakkı istiyoruz. Tamam, bunu Milli Eğitim Bakanlığı'na yazalım biz en iyisi. Bak şimdi Tonguç'um, sana bak birazdan göstereceğim ben sana. Ameli gibi çalışmanın ne olduğunu söyleyeceğim. Teşekkür ederim. Sen istedin bunu. Sen kaşındın. Şimdi göreceksin sen. Bir soruyu bitireyim, beklesen. 72 ne oldu?
72 değil de bu adamın 250 tuğlası varmış. Daha da çok çalışmam lazım. O zaman 250'yi geçecek şekilde 3 ile çarpsam 216 eder. 4 ile çarpsam ben bunu, 4 ile çarptığımda 288 eder. 3 ile çarptığımda hala tuğlam elimde kalıyor. Ama bana kenardan birkaç tane daha tuğla alabilirmişim. O zaman diyor ki 288 tuğlayla ben hala küp yapabilirim. Elimde de 250 vardı. O zaman 250'yi çıkarttım mı 38 tane daha tuğla olursa dedim. Ne olacak? Ben bunu küpe oluşturayım dedim. Gel bakalım Tonguç'um. Al sana amelelik. Al sana soru. Evet. Ne yaptın? O ödev zamanı. Tabii ki de. En sevdiğim şey. Tabii ki de. En sevdiğin. Sen istedin. Bayılıyorum hocam ben. Sen istedin bunu. Çünkü neden sen istedin? Bak soru zor gibi değil mi Tonguç? Hocam daha soru çözeceğiz mi peki? Tabii ki de çözeceğiz. Bak burada bak hangi sorular hocam? Ya burada neler var? Eşitsizlikler var. Burada mutlak değer var. Daha en can alıcı sorular burada. Daha bekle. Bunlardan belki soru gelir gelmez ama şimdi, daha can alıcı sorular orada. Şimdi ödev mi vereceksin hocam? Şimdi niye ödev vereceğim biliyor musun Tonguç'um? Şimdi burada bak biz bir soru yaptık ama bu soru biraz bizi yordu. Evet. Ama ben sana ne demiştim? Bunu bir kere daha söylemiştim. Kitabımızda burada çok güzel, çok güzel bu konuyu rahat rahat açıklayacak sorular var. Sen bak burada örnek çözümleri olan sorularımız var. Hangi sayfa hocam? Sayfa verirseniz. Hemen sayfa vereyim bak şimdi. Bu Ebubekir muydu? Yazıyorum. Evet. Evet. Hemen yaz bakalım. Burada Ebu Bekir 98'de var. Daha da geri gelirsek çarpanları ayırmayı bilmen lazım. 96, 97, 98, 99'da ve periyodikten de zaten sorularımız var. 100. sayfada sana açıklamalı sorular var. Açıklamalı sorulardan sonra örnek çözümleri de bak burada örnek sorularım da var. Bir de bak burada Tonguç'um ne var burada? Burada bakıyorsun ne görüyorsun? Kare kod. Kare kodu okuttuğun anda bütün sorular senin. Ha çözümün var mı? Tabii ki de çözümün var ya. Tabii ki de çözüm var. Her şey senin için diyoruz. Başarısız olman imkansız Tonguç. Ben anladıysam herkes anlar mı hocam? Tabii ki de anlar. Tabii ki de anlar. Sen çünkü müthişsin. Diğer arkadaşlar senden müthiş olsunlar. Geçtim soruyu. Hemen ne diyoruz? İki farklı zam seçeneği varmış. Onlardan biri %20 zammış. Diğeri de 600 TL zammış. Maaşı X TL olan bir işçi ikinci seçeneği, maaşı Y TL olan bir işçi de birinci seçeneği tercih ettiğine göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. O zaman şöyle mi düşüneceğiz? X için şöyle diyelim. Birinci seçenek ne? Birinci seçenek şu. 240. Birinci seçeneğimiz şu. 240 dediğim şey ne? Hemen burada şöyle yapalım. Burayı böyle düşünmeyelim. Birinci seçeneği, adam ikinci seçeneği seçmiş. Yani adam 600 TL zam mı kabul ediyor? 600 TL zam çünkü adamın maaşına eklendiğinde daha büyük oluyor. Neden? Adamın maaşına maaşının %20'si eklendiğinden dolayı daha fazla oluyor. Peki diğer adam ne yapıyor? Birinci seçeneği kabul ediyor. Birinci seçeneği kabul eden kim? Y maaş alan. Y maaş alan, şurada bir an kafa gitti. Şunu düzelttik. Y maaş alan da ne yapıyor? Y maaş alan da maaşına %20 zam yapılmasını kabul ediyor. Neyi kabul etmiyor? 600 TL ekstra verilmesini kabul etmiyor. O zaman hemen bir bakalım. Burada ne oldu? Bunlar birbirini götürdü. Şurası hemen şuraya çekeyim. 600 büyüktür. Burayı tabii sadeleştirme de yapalım. 1 bölü 5. X bölü 5 oldu. O zaman burası ne olacak? Hemen burayı söyleyelim. X dediğim şey 3000'den küçük oldu. Hemen burada da diğerine de bakalım. Diğerine baktığımda da burada ne olacak? Aynı şeyler. Y'ler birbirini götürdü. Bunlar da birbirini götürdü. O zaman burası da Y bölü 5 büyüktür. 6600 oldu. Burada da Y büyüktür. 3000 oldu dedik. Hemen bakıyorum cevaplara. Burada biri 3000'den büyük. X'im 3000'den küçük, Y de 3000'den büyük olacak dedik. Tabi burada sayılarımızda bir hata oluşmuş olabilir. Sıkıntı yok. Bu 1200'ler ne olacak? 3000 diye düşünebilirsin. Orada ufak bir hata olmuş. O zaman ne olacak? Y 3000'den büyük olacak. Var mı şıklarda bakalım? Burayı 3000 diye düşünürsek. Aynen öyle 3000'den büyük olacak. Oh be. Burada da aynen biraz sıkıntı oldu ama bizim için sıkıntı yok Tonguç biliyorsun. Her şey bizim için rahat rahat yaparız. Küçük bir yanlışlık olmuş. Orayı da düzelttik. Cevabım ne olacak? 3000'den büyük olacak dedim.
Ve geçiyorum bu soruyu da. Hiçbir sıkıntı yok. C'ye cevap dedim. Geçtim. Biraz önce görmüştük. Ne görmüştük Donguç'um? Burada A kare, A kare A'dan küçük. Aslında kare büyük olması gerekiyordu. Nasıl küçük olur? Nasıl küçük oluyordu biliyor musun? Burada A dediğim şey 0 ile 1 arasındaysa böyle oluyordu. Tamam, geçtim burayı. Bir de burada benim bilmem gereken ne vardı? Eşitsizlik iki şartta ters dönerdi. Ne yapardı? Yön değiştirecekti. Bir, eksiyle çarpıp bölersem. İki, amuda kaldırırsam. Yani tersini döndürürsem olurdu. O zaman bu ne olacak? A ve B ters dönerlerse küçüktür değil, büyüktür olacaktı. Şimdi soruma iyi bakıyorum. Soruma baktığımda ne diyor? A eksi 1. A 1'den küçük mü? Evet. O zaman küçükten büyük çıkarsa her zaman cevabım ne olacak? Eksi. Mutlak değerin mantığı neydi? İçeriği aynen dışarı al. İçeriği aynen dışarı al. Aldım. Ve bu pozitif, negatif olduğu için aynını aldın ama eksi koy. Güzel. Peki A mı büyük, B mi büyük? A büyük. Büyükten küçük çıkarsa o zaman bunun içi garantik bir artıdır. Artıysa o zaman ne olacak? Bu da aynen dışarı çıkacak. Ama önüne eksi almayacak. Şurada sorunun eksisi var. A artı B diyor bana. Hemen A artı B'ye bakıyorum. A 1'den küçük. E bu da zaten B'den, B de A'dan küçük olduğuna göre burası kesinlikle 2'den küçüktür. Burası kesinlikle 2'den küçüktür. 2'den küçük bir sayıdan 2 çıkarsa o zaman burası kesinlikle negatiftir. Negatifse bunu dışarını önüne eksi alarak çıkartacaktım. Önünde de eksi varsa o zaman artı yapıp bunu aynen yazabilirim. Bir daha söylüyorum, bunu alacaktım. Önüne eksi yazacaktım. Önünde de eksi olduğu için artı yazdım, geçtim. O zaman bakalım, eksi A artı 1 artı A eksi B artı A artı B eksi 2. Böyle rapçi gibi olduk ama olsun, buralar geçti. Bunlar B'ler birbirini götürdü. Geriye bir tek ne kaldı? Şurada bir A kalmış. Şurada da bir eksi 1 kaldı. Bunu da yaptık. Mutlak değer sorumuzu da çok güzel çözdük. Bir de ne var burada? Mutlak değerde eşitsizlik. Eşitsizlik çok önemliydi Tonguç'um. Bak şimdi ne var burada? Aa, bir de biraz önce söylemiştik değil mi? Amcaoğlu vardı. Amcaoğlu, onu da unutmayacağız. Burayı bir 3 parantezine alalım. 3 parantezine aldığımda ne gördüm? 2 eksi x gördüm. Peki burası ne? 60 eksi kök içinde x eksi 2. Peki çarpma ayrılabiliyor muydu? Ayrılabiliyordu. O zaman aldım bunu. 2 eksi x oldu. Burası 60 oldu. Burası x eksi 2 oldu. Peki bununla içerideki mutlak değerin içindekiler birbirinin eksilisi mi? Aynen eksilisi. O zaman ben bunu istemiyorum. Amcaoğlu sen gel diyorduk. O zaman ben bunun yerine bunu yapabiliyordum. Niye? Çünkü mutlak değer içinde 2 eksi x eşitti x eksi 2 oldu. Bunlar birbirine eşitse ben istediğim yerde bunun yerine bunu kullanabilirim. O zaman kullanalım tabii ki de. X eksi 2 oldu. Büyüktür 60 eksi x eksi 2 dedik. Hemen karşıya artı olarak geçsin. 3 tane burada vardı. Bir tane de buradan geçti. 4 tane oldu. Buraya 60 dedim. Her iki tarafı da ben gönül rahatlığıyla artı 4'e bölebilirim. Çünkü pozitife bölmede sıkıntı yoktu. Mutlak değer x eksi 2 küçük eşittir. Ne oldu? 15 oldu. Hemen her iki tarafı da ne yapacaktık böyle bir şeyde? Küçüktür deyince ikili yapmıyorduk. Bunların yerine tek bir tane koyuyorduk. Diyorduk ki eksi 15 ile 15 arasındadır diyorduk. Neden eksi 15 ile 15 arasında? Çünkü küçüktü. Küçüktür deyince hemen pat diye eksi 15 artı 15. Öbür türlü ne yapıyorduk? Büyüklerde ayrı ve aralıkta ayrıydı. Onları da bir tekrarda yarar var. Her tarafı 2 eklersen ne olacak? Eksi 13 x 17 olacak. Bana sorduğu da çözüm kümesini bulun diyordu. O zaman şuraya bir ÇK yazalım. ÇK nedir? Açık değil, kapalı aralık eksi 13, kapalı aralık 17 olacak çözüm kümemiz. Aralıklarımızı da verdik. Son sorulara doğru yaklaştık. Burada... Son sorular derken son kaç soru? 30 soru mu hocam? Yok, son 30 soru olur mu ya? Şurada az kaldı. 3 tane 4 tane sorumuz kaldı. Onları da yapacağız. Hemen devam edelim. Hiçbir şeyi bozuntu vermeyelim.
Hemen yapalım bunları. Olduğuna göre a kare eksi b küp ifadesinin alabileceği en büyük tam sayı değeriyle en küçük tam sayı değerinin toplamı kaçtır diyor. Arkadaşım sayılardan bana hiçbir şey söyledi mi? Söylemedi. Sayılardan bana hiç reel sayı, tam sayı, rasyonel falan dedi mi? Demedi. O zaman demediyse bunlar kesinlikle a ve b nedir? A ve b eleman reel sayıdır. Reel sayı ise ne yapacağım? Reel sayı ise yapacağım şey şu. Hemen burada reel sayıda bunlara göre yazacağım. Bunları da aralığa göre. Burada ne yapacağız biliyor musun arkadaşım? Kare diyor ya, eksiler artı olur. Artılar artı olur. Sıfır sıfır olur. Çünkü karesini alıyoruz ya. Burada a'nın bazı değerleri eksi olduğu için o eksiler artı olacak. E artılar da artı olacak. O zaman artılar bir yere kadar çoğalacak. Ama kimden çoğalacağını bilmiyoruz. E a da sıfır olabiliyor. Tamam, sıfır olursa o zaman olayı hallettim. Sıfır olabilir a kare. Sıfır olabilir ama hiçbir şeyin karesi sıfırdan küçük olamaz. En küçük sıfır olabilir. Ve de en büyük eksi dördün karesinden dolayı artı 16 olabilir. Artı 16 olabilir. Burası çok önemliydi. Artı 16'yı yazdım. Peki B'de bir sıkıntı var mı? B'de küp olduğu için bir sıkıntı yok. Bodoslama kübünü alabilirsin. O zaman burası eksi 8 olacak. Burası da 27 olacak. Peki. Burada a kare eksi b küp diyor. A kare eksi b küp diyor ama rasyonel sayılarda çıkarma var mıydı? Yoktu. Rasyonel sayılarda çıkarma olmadığına göre ben bunları çıkarmaya göre modifiye etmem lazım. Nasıl? A küçüktür. Pardon, 0 küçük eşittir a kare küçüktür 16. Hemen şuraya bakıyorum. Eksilisini aldın. 8 işaret yön değiştirdi. Her tarafın eksilisini aldın. O zaman burası da eksi 27 oldu. Hemen bak şimdi ne yapıyoruz. Bunu düzgünce ne altına yazıyoruz. B küp. Burası ne oldu? Normal 8. Şurası ne oldu? Bu arada burada eşitlik yoktu. Ben onu uydurdum kafamdan. Burada eşitlik olmadığı için şurası eşit değil olacaktı. Bunu hallettik ama burası kesinlikle eşit. Çünkü eksi 4'ün karesi artı 16 olduğu için oldu. Burada ne koydum peki? Eksi 27 koydum. O zaman bak şimdi. Şimdi taraf tarafa toplama olur işte. Taraf tarafa çıkarma diye bir şey yoktu. Ama taraf tarafa toplama vardı. Eşitlik var, eşitlik yok. Eşitlik yok. A kare eksi b küp oldu. Burası da ikisinde de eşitlik olduğu için burası da 24'e eşit dedim. En küçük sayım eksi 26'dır. En büyük sayım da tam sayı tabii ki de bu. Tam sayım da 23'tür. Ama burada küçük bu sayı eksi 27'ye çok yakındır. Ama en büyük sayısı da 23 değildir tabii ki de. 24'e eşitlik olduğu için 24 olacaktır dedim. Bu soruyu da geçtim. Hemen bakıyorum şimdi bu soruda ne var. Ne demiştik? Eşlenik. Eşlenik çok önemli arkadaşlar. 2 artı köküç ile eşlenik yaparım. Köküç artı 1 ile eşlenik yaparım. Neden? Rasyonel ifadenin paydasını tam sayı yapmak için. O zaman yukarıyı bir çarpalım. 4 çarpı 2 artı köküç bölü birincinin karesi, ikinin karesi 4. İkincinin karesi, köküçün karesi 3. Oldu bitti. Burada ne olacak? 6 parantezinde köküç artı 1 olacak. Bölü burası ne olacak? Köküçün karesi 3, 1'in karesi 1 oldu. Bir de sonunda da eksi 11 varmış. Bakalım bu eksi 11'in kerameti neymiş, birazdan göreceğiz. Burası ne oldu arkadaşım? 8 artı 4 köküç bölü 1 oldu. Artı 6 köküç artı 6 oldu. Ama ben böyle yapmayayım bunu. Şurası 2 ya. Bu 2 ile bu sadeleşsin. Şurada 3 kalsın. Burası da sadeleşti. Ne oldu? 1 oldu. O zaman bu 3'ü dağıtayım ben. 3 küp. 3 çarpı 3 köküç. Küple alakası yok. 3 çarpı 3 köküç. Burası da 3 kere 1. 3 oldu. Burada da bölü ne olacak? 1 olacak. Eksi 11 oldu. Bölü 1'lerin bir anlamı var mı? Yok. Hemen bakıyorum. 8 artı 3. 8 artı 3 artı 4 köküç. Artı 3 köküç eksi 11 oldu. 3 artı 8 11. Demek ki bu 11'in kerameti bunların götürülmesiymiş. O zaman cevabım ne çıktı? 7 kök 3 çıktı. Köklü sayı sorumu da yaptım.
Bu da tamam. Bu da bitti. Geriye ne kaldı? Üçlü sayılardan birkaç sorun var. Onları da toparladıktan sonra bitiyor zaten. Hiçbir şey kalmadı arkadaşım. Ödüllü sorumuzu da bitireceğiz. O zaman ne oldu? Bakın ben sizin yerinizde olsam şöyle bir soruyu parçık pinçik ederim. Nasıl hocam? 24 nedir? 24 8 kere 3'tür. Niye 8 ile 3 yaptım 12 ile 2 yapmadım? Çünkü 8 2'nin kübü 3 de zaten normal kendisi. O zaman şunu bir toparlayayım. Burası ne olacak? Hatta ve hatta şunu şöyle yapayım. İlk başta 24 üzeri x çarpı 24 üzeri 1 yazayım. Neden? Çünkü bana yukarıda bir şeyler vermiş. Onları biliyorum ben. O zaman toparlayalım bir daha. Bir daha söyleyeyim şurayı. Tabanlar aynı. Üstler toplandığına göre o zaman x'e 1 diye ayrılır. Anlaştık. O zaman şu 1 ortadan kalktı. Birazdan yazacağım şey geldi. Şunu ve şunu toparladığımı düşün. Ne oldu? 8 çarpı 3 üzeri x oldu. Bir de burada 24 üzeri 1 oldu. Bak 24 üzeri x, 24 üzeri 1. Hiçbir şey fark etmiyor. Yani şu satırdan direkt buraya atlamış oldum. Buradan buraya geçtik. Bu aradaki satırı iptal ettim. O zaman burası nedir? 2 üzeri 3 üzeri x'tir. Çarpı 3 üzeri x'tir. Çarpı 24'tür. Tamam. Ben şunlarda ne biliyorum? Bir de onları güzel yazalım bakalım. 3 üzeri x, tabanlar aynı, üstler çıkarılmış gibi. 3 üzeri 1 eşittir a. Peki şuradan ne geliyor? 2 üzeri x çarpı 2 üzeri 2 eşittir b. Tamam, süper. 3 üzeri x neymiş? 3a'ymış. Tamam. 2 üzeri x neymiş? Çarpı 4 bölü 4 diye geçer. Aha da buldum. 3 üzeri x buymuş. 2 üzeri x buymuş. O zaman şunu bir ters döndürelim. 2 üzeri x üzeri 3 çarpı 3 üzeri x çarpı 24 var. Hemen burada işlemimi yapayım. 2 üzeri x neydi? B bölü 4'tü. B bölü 4'ün kübü çarpı 3 üzeri x neydi? 3 çarpı a'ydı. Bir de burada 24 var. O zaman şurası ne olacak bakalım? B'nin kübü çarpı 64. Daha doğrusu bölü. B küp bölü 64. Çarpı 3 çarpı a çarpı 24 oldu. Hemen şu 24 ile şu 8'ler sadeleşti. Burada 3 kaldı. Burada ne yaptık? Kaça böldük burayı? 8'e böldük. 8 kaldı. O zaman 3 kere 3 9. A geldi. B küp oldu. Paydada da 8 oldu. Göstermiş oldum. Arkadaşlar zor bir soru değil. Sadece olay şu. Olay parçık pinçik etmek. Böyle sana birbiri cinsinden, türünden eşiti nedir diye sorarsa bunları parçalayıp bölüp böyle en sade halleri, en sade halleri, bunun da sayısız x'li halini bulup sonra yer değiştiriyorsun dedim. Geçtiğim müthiş zor bir soru. Hocalarım bunu sınavda sormayabilir ama soran hocalar da ekstra bakalım kimler neler biliyor diye sorabilir. O yüzden çok önemli. Hemen şuraya bakalım. 2 üzeri a eşittir 3 üzeri b mi? Ben her iki tarafın 1 bölü a'sını alsam, 1 bölü a'sını alsam şöyle bir şey mi geliyor ortaya? Üstün üstü çarpılınca bunlar birbirini götürdü. 2 eşittir 3 üzeri b çarpı 1 bölü b'den de b bölü a kaldı. A 3 üzeri b bölü a'yı buldum ben. Neymiş o? 2'ymiş. Her iki tarafta da aynı işlemi yaparsam sonuç değişiyor muydu? Değişmiyordu. O zaman bana sorduğu şu vatandaşın ben 2 olduğunu buldum. Aynısını şimdi bir daha yapacağım. İyi izle. 2 üzeri a eşittir 3 üzeri b ise bu sefer sanki burada 2 üzeri 3, şunu şöyle şuraya çekmiş olalım. 2 üzeri 3 üzeri a bölü b var. Yani 2 üzeri a bölü b üzeri 3 mü var? Çünkü üstler yer değişebiliyordu. Özette söylemiştik. Bana o zaman 2 üzeri a bölü b'yi mi soruyor? Evet. O zaman ben de bu sefer her iki tarafın 1 bölü b'sini alayım. 1 bölü b'yi alırsam bu sefer ne oluyor bak? 2 kere 1 bölü b, daha doğrusu a kere 1 bölü b, a bölü b. 2 üzeri, şurası b, a çarpı 1 bölü b. Gösterelim onu. A çarpı 1 bölü b. Bunun altı 1 olduğuna göre a bölü b oldu. Tamam. Burası ne oldu? B çarpı 1 bölü b 3 oldu. Aha da ben bunu da buldum. Bu neymiş? 3'müş. O zaman şurası ne oldu? 3. Hayır, 3 değil.
Çünkü burası ne olacaktı? Benim bulduğum yer burası. 3'ün kübü olacaktı. O zaman buraya 3'ün kübü dedik. 27 artı 2 çıktı cevabım. Bu da ne demektir? 29 demektir dedim. Bu soruyu da geçtim. Arkadaşlar son soruyla karşınızdayız. Bakalım böyle bir ÖSYM tarzı soru. Bir kafedeki gün boyu sattıkları çay ve kahveleri, adetleri ve satış fiyatları yazıyormuş. Kahveler bu kadar adet satılmış ve adet fiyatı buymuş, adeti de buymuş. O zaman sen mesela 3 tane 5 TL'den satsan ne yaparsın? Bunları çarparsın değil mi? O zaman burada da benim ne kadar kahveden para kazandığımı çarparak göreceğim. 2 üzeri 2x artı 1 çarpı 4 üzeri, işte bunu ben böyle yazmayayım. Bu da çünkü 2 üzeri 2'dir. X artı 1'dir. Pardon, eksi 1'dir. O zaman bu nedir? 2 üzeri 2x eksi 2'dir. O zaman ben buraya 4 değil de şöyle yazsam daha güzel. 2 üzeri 2x eksi 2'dir. Neden? Çünkü tabanlar aynı olsun. İşlem yapayım güzel gene. O zaman bundan ne gelir? 2 üzeri 4x eksi 1 gelir. Anlaştık. Bunu hallettik. Nasıl oldu? Bir daha söyleyelim. 2 üzeri zaten 2x artı 1 vardı. Benim adedimi ne yapacağım? Fiyatla çarpacağım. Adedim burada. Adedi de 2 üzeri 2'den dolayı x eksi 2'yi yaptım. X eksi 1'di. 2 ile çarparsan 2x eksi 2 oldu. 2x eksi 2 oldu. Toplarsan da 2 üzeri 4 eksi 1 oldu. Şimdi aynısını şurada yapalım. Bunun ikinci kısmı zaten x üzeri 4. X artı 4. 2 üzeri x artı 4. Peki şunu yapayım hemen. Bu da ne demektir? 2 üzeri 3 üzeri x eksi 1 oldu. O zaman burası da ne oldu? 2 üzeri 3x eksi 3 oldu. Tamam. Ne yapacağım şimdi? Bunları da hemen kenara yazacağım. 2 üzeri 4x. Burası ne olacak? 2 üzeri 4x artı 1 olacak. Bunu da hallettik. Buraların ikisi de tamam. Buraların ikisini de hallettim. Şimdi geldim soruya. Soruya bir daha geri dönüyorum. Bir daha geri döndüğümde şunu yapacağım şimdi. Burada kahveler bunlar. Burası da neler? Burası da çaylar. O zaman şunları hemen 640 lira kazandıysa bir toplayayım. 2 üzeri 4x eksi 1 artı 2 üzeri 4x artı 1. Biraz önce ne demiştim ben? Bunun cevabı kaçmış? 640. Hemen parçala demiştim. Parçalıyorum. 2 üzeri 4x bölü 2 artı 2 üzeri 4x çarpı 2 eşittir 640'mış. Peki burada görünmez bir 1 var mı? Var. O zaman paydaları eşitlemek için şunu 2 ile genişleteyim mi? Genişleteyim. Genişletirsen ne olur? Genişletirsem olacak olan şey şu. 2 üzeri 4x artı şurada 2 kere 2 4. 4 çarpı 2 üzeri 4x bölü 2 eşittir 640 etti. Artık sadede geldim. 5 çarpı 2 üzeri 4x eşittir. Burası ne olacak? 1280 etti. 1280. 5'e bölersen ne eder? 256 eder. 256 eder. 256 ne oldu? 2 üzeri 48 eşittir 256. 256'da da hemen 2 üzeri kaçtır bu 256? 32 5'ti. 64 128. 64 128 256. O zaman nedir bu? 2 üzeri 4x eşittir 2 üzeri 8'dir. O zaman x'im de 4x 2'dir dedik. Tonguç, en zor kısmı ben çözdüm hocam. Aynen, sen olmasan bunu yapamayacaktık. Çaktık. Neden çaktık? Çünkü yazılıyı hazır mısın Tonguç? Kendimi hazır hissediyorum hocam. Kutumu sıcak hissediyorum. Aynen, kutumu. Çünkü beynim yandı şu anda. Aynen, beynin yandı. Bir saati geçti ama ben sana bir şey söyleyeyim mi Tonguç? İnsanlığın bittiği yerde yazıyorum. Şu üst taraf gözükmemiş. Müthiş, müthiş bir şey söyleyeyim sana. Müthiş bir şekilde sorularımızı hallettik, konularımızı hallettik. Son konulardan ödev verecek miyiz? Son konulardan da bak, taktan ödev verdik. Bir de 0'dan 9'a aynen vardı. Hocam, 0'dan 9'a. 0'dan 9'a kırılır. Neden? Çünkü burada da konu anlatım vardı ya. Onlar da önemli. Bak, üssü sayılara geçtik. Üssü sayılardan da ödev verelim sana. Çünkü köklü sayılar, üssü sayılar çok önemli. Üssü sayılarda
152'ye kadar yapalım. Bu denklemler çok önemli çünkü. 152'deki test sorularımızı da çözelim. Tamam mı? Burada çünkü önemli sorular var. Üstü eşitsizlikler var. Bunda da sorularımızı, örneklerimizi iyi bakalım. Biliyorsun ki kare kokulu okutuyorsun. Okuttuğun anda bütün her şeyin cevabı aynen evde yanında hoca varmış gibi görüyorsun. Nereye kadar ta ki hocaların bence oran orantıya geçmeyecektir sınavda. Üstü sayı köklü sayılara bitirecektir. 167'ye kadar yaparsan, bu videoları da iyi dikkatli dinlediysen Tonguç'um, bunu halletmişizdir. O zaman geçiyorum artık izninle. Estağfurullah hocam. Geçtim o zaman, işte karşında ödüllü soru. Yaşasın. Arkadaşlar ödüllü soru cevapları yorumumuza bekliyoruz. Hepinize kolay gelsin, başarılar. Görüşürüz.